Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Arda Güler'in takımdan ayrılma olasılığı gündemi meşgul etse de Kanarya'da operasyonlar da son sürat devam ediyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko transferleriyle sezona hızlı bir giriş yapan ve rakiplerine adeta gözdağı veren sarı lacivertlilere, İngiliz basınından müjde geldi. Gündemdeki isim için ayrılık kapıları sonuna kadar açıldı. Belçika basınında yer alan habere göre, Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly'ye, forvet hattına takviye yapmak için gözünü Süper Lig devlerine çevirdi. Beşiktaş'tan Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak isteyen Al Ahly'nin B planı olarak Mevlana Samatta'yı belirlediği belirtildi. Sarı lacivertlilerin, bir dönem Galatasaray'ın peşinde olduğu Denizmen ile ilgilendiği iddiaları vardı. Fenerbahçe'nin, Osterwold'e transferinde yakın ilişki kurduğu Parmadan-Rumen Yıldız'ın durumuyla ilgili bilgi aldığı öne sürüldü. Japon basınında Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Buna göre sarı lacivertliler, Hiroşima forması giyen Takumu Kawamura'yı transfer etmek için hem kulüple hem de oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe, fırsat çıkması halinde savunmanın soluna takviye yapmayı planlıyor. Yönetim, bir süredir Ivan Perisic'i radarına almıştı. Hırvat Yıldız'ın Tottenham'daki geleceğinin şekillenmesi bekleniyordu. İngiliz basınına göre tecrübeli oyuncu, Londra temsilcisi tarafından gözden çıkartıldı. Yeni menajer Ange Postecoglou'nun kadro planlamasında 34 yaşındaki futbolcuya yer vermediği kaydedildi. Çıkan haberlere göre Tottenham, geçen sezon Inter'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Perisic'i, bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen aynı şekilde bonservis bedeli olmadan göndermeye hazır. Tatilini Türkiye'de geçiren Ivan Perisic ile daha önce temas kuran sarı lacivertlilerin, görüşmeleri bir sonraki seviyeye çıkarması ve resmi adım atması bekleniyor. Kariyerine kanat oyuncusu olarak başlayan yıldız futbolcu, son yıllarda daha çok sol bekte görev yapmaya başladı. Perisic, geride kalan sezonda ise sıklıkla üçlü savunmalı sistemde sol kanat beki olarak oynadı. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.